Doğru yabancı. Kimsin? Ne istiyorsun? Büyük Türk Hakanı, uluların ulusu Cengiz Han'ın elçisi Otsukarcığım. Hakanınızla görüşmek istiyorum. Bekle, haber verelim. İstiyorsunuz. Söyleyin, bu saatte odamda işiniz ne? Beni çok şaşırttınız müstakbel kraliçem. Kraliçe mi? Evet. Kral ve kraliçe öldüğüne göre onların yerini alacak sadece ikimiz varız. Sen ve ben. Bütün Çin ülkesi ikimizin artık. Çabuk defol odamdan. Ne seni ne tahtını, hiçbir şeyini istemiyorum. Senin yanında kraliçe olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Ya öyle mi? O türkü seviyorsun değil mi? Evet. Mert, cesur ve dürüst bir insan o. Senin gibi bencil ve barbar değil. Ayrıca kraliçeyi o öldürmedi. Sen öldürdün. Seviştiğinizi biliyorduk. Babam da biliyordu. Şimdi ondan bıktın. Öldürdün. Sıra bana geldi. Bir gün beni de... Hayır sarı çiçek. Seni gerçekten seviyorum. Defol odamdan. İstemiyorum seni. Gidiyorum. Ama bir gün gelip bana yalvaracak, ayaklarıma kapanacaksın. Unutma. Ölürüm daha iyi. Kimmiş bu Cengiz? Büyük Hun Hakanı Ruan'ın oğlu Bladan'ın kardeşi Cengiz Han. Tanımıyorum. Ama söyle bakalım, ne istiyor bizden? Bayaza ordusunun katlettiği Karakutluk Bey'in oğlu Celme Noyan'ı. Elinizde tutsakmış. Ya vermezsek? Yoksa Cengiz Han taş üstünde taş koymayacak. Ayrıca Bayaza ordusunun da teslimini buyurdu. Bu payasa da kim? İki demir adı geçiyor. Bendeniz ilk defa duyuyorum efendimiz. Bir elçiyle alay edilmez. Korkarım bundan sonra duyacaklarınız hiç de hoşunuza gitmeyecek. Huzura hakaret ediyorsun. Nasıl kabul edersen. Yakalayın! Bırakın. Bu Türk Bahadırına bir sürprizim var. Bir cengaverimle dövüşecek. Kazanırsa canı bağışlanacak. Yoksa